ClipChamp'i yüklediğimize göre şimdi gelin ClipChamp'in genel olarak kullanımına bir bakalım. ClipChamp'i istersek biraz önce bilgisayarımızı yüklediğimiz gibi bir uygulama olarak kullanabilir. Bunu açıyorum ve hatta kolaylık olsun diye şuradan Pin to Taskbar diyerek artık bu uygulamayı hep Taskbar üzerinden açacağımı belirtiyorum. Veya isterseniz web arayüzünü kullanacaksanız herhangi bir Chrome veya Edge browser açarak app.clipchamp.com adresine giderek herhangi bir uygulama yüklemeden yani ClipChamp'in uygulamasını yüklemeden web browser üzerinden ClipChamp'i kullanabildiğimizi bilelim. Bu iki arayüz birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu web üzerinden kullandığım versiyonu ama biz uygulama üzerinden çalıştırmaya devam edeceğiz. Create a new video derseniz web arayüzünden Gördüğünüz gibi böyle bir ekran açılıyor. Bunu şimdilik aşağıya alıyorum ve biz Clipchamp'in uygulaması üzerinden devam edelim tasarımımıza. Gördüğünüz gibi birebir aynı. Create a new video diyerek yeni bir video yaratabilirsiniz. Create a video with AI diyerek AI'ın size yardımcı olacağı şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. Clipchamp'in kendi template'lerini kullanarak bir template kullanabilirsiniz veya buradan brand kit veya template bölümüne geçebilirsiniz. Biz şimdi create a New video diyerek yeni bir video ekranının bize neler sağladığını görelim. Create a new video diyorum. Karşıma Clipchamp'in ana ekranı açıldı. Bu hoş geldin 5 gittin ekranını şimdilik kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Clipchamp oldukça sade bir arayüze sahip. Hemen sağ taraftan başlayalım. Burada videolarımızı export edebileceğimiz bir alan mevcut ve şurada da rasyo değerleri mevcut. İsterseniz videoları geniş ekran, isterseniz telefon veya uygulamalara uygun olacak şekilde bu şekilde değiştirebilirsiniz ekranı. Oldukça basit. Yani bir YouTube video short çekecekseniz tek yapmanız gereken 9-16 rasyosunu almak. Bu alan bu şekilde kalsın. Caption bölümünde videolarımıza altyazı ekleyebiliyoruz. Audio bölümünde gördüğünüz gibi Ses ekleyebiliyoruz. Fade bölümünde videolarımızın giriş veya çıkış bölümlerine fade efektleri ekleyebiliyoruz. Videolarımıza bu alandan filtreler ekleyebiliyoruz. Efekt bölümünden videolarımıza filtre verebiliriz. Adjust bölümünden videoların kalırlarını değiştirebiliriz. Speed bölümünden video hızlarını değiştirebiliriz veya müzik hızlarını artık ne eklediyseniz. Transaction bölümünde video geçişlerini düzenleyebiliriz ve Color bölümünde gene kalır düzenlemelerini yapabiliyoruz. Sağ taraf bu şekilde istersem şuradaki oktan bu sağ tarafı küçültebilir veya ileriye atabilirim. Video başlığımızı şuradaki alandan değiştiriyoruz. Untitled video yerine biz video bir dersek artık bu videomuzun ismi Video bir olacaktır. Ve gene bir önceki bölümde bahsetmiştik. Eğer videolarınızın backup'ını almak istiyorsanız ki bu premium versiyonunda mevcut video backup'larını Buradaki alandan alabilirsiniz. Yine sol tarafa baktığımızda import video dediğimizde istersek bilgisayarımızdaki dosyalardan, istersek OneDrive'dan, Google Drive'dan veya Google fotoğraflardan, Dropbox veya Xbox gibi platformlardan medyaları import etme şansına sahibiz. Hemen altından record veya create video bölümünden aynen bizim OBS üzerinde yaptığımız gibi ekranlarınızın kaydını alabilirsiniz, kamera kaydınızı alabilirsiniz ve text to speech ekranını kullanabilirsiniz. Gene burada Clipchamp'in kendi templatelerini kullanarak videolar yaratabilirsiniz. Müzik stoklarını kullanabilirsiniz. Buradaki free alanlar ücretsiz olarak kullanılabilir. Ama biraz aşağıya doğru inelim. Gördüğünüz gibi şu ikonun olduğu bölümler sizin premium olarak kullanabileceğiniz müzikleri ifade edebilir. Clipchamp üzerinde şu ikonu görürseniz bu premium versiyonunda kullanılabilir anlamına geliyor. Hemen bir alt bölümden stok videoları kredi ettiğiniz ya da düzenlediğiniz videolara ekleyebilirsiniz. Yine stok imajları buradan ekleyebilirsiniz. Text efektlerini videolara ekleyebilir ve textlerinizi hızlıca ve kolayca düzenleyebilirsiniz. Grafik alandan Clipchamp'in bize sunduğu grafikleri kullanabilir. Yine Transaction'la videolara Transaction efekti verebilir ve son olarak da Brand Kit bölümünden bir marka fontu, marka rengi ve marka logosu create edebilirsiniz ve videolarınızın size ait, sizin markanıza ait bir kreatif video olduğunu gösterebilirsiniz. Tabii ki bu da premium versiyonla beraber kullanılabiliyor. Bu alan ise bizim timeline alanımız. Yeni bir videoyu birazdan eklediğimizde timeline bölümünde videolarımızı kesip biçmeyi birazdan göreceğiz arkadaşlar. Son olarak şurada da Clipchamp'in help bölümüne erişebilir. Bu help bölümünden learning veya support chat yani destek almanız gereken durumlarda kullanabilirsiniz.